Saatimiz 13.45 sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesi devam ediyor. Biraz önce Grup Pinhani'yi dinledik. O arada telefon bağlantımızı da kurduk. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi, dijital iletişim araştırmacısı, doçent doktor Ali Murat Kırık'la birlikteyiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Selvi Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun efendim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Malumunuz okullar tatil oldu. Birçok çocuğumuz, gencimiz yaz tatili yapacaklar. Onların hepsinin sağlıklı yetişkinler olmalarını dileriz elbette. Hepsinin mutlu olmasını isteriz. Sosyal iletişim becerilerinin gelişmesini isteriz. Teknoloji burada olumlu yönleriyle de var, olumsuz yönleriyle de var. Her şeyde olduğu gibi orada da denge gerekiyor ve biz dedik ki uzmanlar 3T'ye dikkat çekiyor. Televizyon, tablet, telefon. Siz bir dijital iletişim araştırmacısı olarak durumumuzu nasıl görüyorsunuz bu konuda? Şimdi efendim, özellikle okulların kapanmasıyla birlikte şöyle bir durum ortaya çıktı. Velilerimiz tabii çoğu çalışıyorlar. Dışarılarda başka işlerle ilgilenmek durumunda kalıyorlar. Tabii çocuklar da takdir edersiniz ki baş başa kalmak durumunda kalıyorlar. Bu tarz telefon, tablet, televizyonla birlikte. Günümüzde bunlar aslında bir tehlike oluşturuyor. Şöyle ki bir tehlike oluşturuyor. Bugün herkes, her çocuk artık akıllı telefon ve tablet kullanıcısı durumuna geldi. Evet. Özellikle kuşağı diye tabir ettiğimiz 2000 ve sonrası doğan kuşak için efendim tablet, telefon artık olmazsa olmaz durumuna geldi. Hatta çocuklar bu noktada ailelere baskı kuruyorlar, anne babalara baskı kuruyorlar. Yani işte karne hediyesi, bana tablet al, bana akıllı telefon al diyorlar. Dolayısıyla efendim bunların maliyetlerinin de düşük olması, her yaştan, her kesimden bireyin, hani demografik özellikleri ne olursa olsun, bunları almasını sağlıyor. Tabii bu ister istemez şöyle bir olumsuzluk ortaya koyuyor. Türkiye geneline baktığımızda 59 milyon internet kullanıcımız var. Evet. Bu 59 milyon internet kullanıcısının çoğunluğunu çocuklar ve gençler oluşturmakta. Niye çocuklar gençler oluşturuyor? Çünkü çocuklar ve gençler teknolojiyi diğer kuşaklardan çok daha iyi kullanıyorlar. Ve tabii ki bu kullanma bizim karşımıza büyük sorunlar olarak çıkıyor. Çünkü biliyorsunuz internet ortamının özellikle denetimsiz yapısı birçok olumsuz dijital oyunun da ortaya çıkmasına neden oldu. Bugün mesela bunlardan bir tanesi Mavi Balina adını verdiğimiz, bir tanesi Momo adını verdiğimiz oyunlar. Bunlar biliyorsunuz oyun görünümlü aslında dijital intihar tuzakları. Şimdi dolayısıyla da bu challenge diye tabir ettiğimiz çocukların, gençlerin birbirine meydan okumaları özellikle sosyal medyada çok yoğun bir şekilde karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla da hani okul dönemleri bittiği için de daha çok dijital ortamda vakit geçiren çocuklar ve gençler bu tarz oyunlarla karşı karşıya kalma durumunda ne yazık ki duruyorlar. Tabii bu ister istemez çocukların ve gençlerin ruhsal psikolojik sorunlarını meydana çıkartmış oluyor. Yani aslında bilinç altındaki o dediğim gibi şiddet unsurları, o bilinç altındaki birçok unsur böylelikle ortaya çıkıyor. Ve özellikle de biz günlük internet kullanım süremize baktığımızda 7 saat 15 dakika olduğunu görmekteyiz. Yani Türkiye'de kişi başına düşen günlük ortalama internet kullanım süresi 7 saat 15 dakika. Bugün çocuklarımızın elinden akıllı telefonları ve tabletleri aldığınızda geriye hiçbir şey kalmıyor. Yani önemli olan internet kullanımını aslında minimum düzeye indirgemek. Yani çocuğun tableti, telefonu sadece oyun bağımlılığına sebep oluyor. Peki, yani ne yapıyor işte? Buyurun efendim. Özür dilerim, sözünüzü kestim de. Estağfurullah. İşte çocuklar oyalansın diye küçük yaştan veriyoruz ellerini. Bunun yaydığı radyasyon dışında sağlıklı bireyler olmasını isteriz dedik ya. Siz de biraz önce saydığını söylediniz. Denetim çok önemli, kabul. Teknoloji var sağında, solunda, önünde, ardında, çocuğun her yerde var bu teknoloji. Aile çocuğuna dikkat ediyor ama bir başka arkadaşı getirip gösterdiğinde bir oyunu, mesela saydıklarınızdan birini, onda merak unsuru yaratabiliyor. Ne yapmalı, nasıl mücadele etmeli? Şimdi efendim öncelikle şunu söylememiz gerekiyor. Çocukları denetimden uzak internet ortamından kurtarabilmek için önce velilerin ve ebeveynlerin gerekli denetime sahip olması gerekiyor. Yani ne diyoruz biz aslında? Bu 3T'ye karşı öncelikle iyi bir dijital okuryazar olmamız gerekiyor. Ne demek iyi bir dijital okuryazar olmamız olmak? Dijital ortamdaki metinleri, mesajları doğru anlamak, anlamlandırmak, bu çok önem arz ediyor. Bunu bir kere söylememiz gerekiyor. İkinci olarak efendim velilerin aile koruma filtreleri kullanması gerekiyor. Ebeveyn filtreleri gerekiyor. Yani çocuğun hangi siteye girdiği, hangi oyunu oynadığını direkt sanal ortamda takip edebilmesini sağlayan birçok
yazılım var. Bunları mutlaka kullanması gerekiyor velilerin, ebeveynlerin. Velilerin, ebeveynlerin bu noktada denetimi sağlayabilmeleri için öncelikle kendilerinin bu tehditleri bilmesi gerekiyor. Burada da tabii ki efendim Milli Eğitim Bakanlığı'na da büyük görev ve sorumluluklar düşüyor. Burada özellikle rehber öğretmenleri öncelikle eğitmeleri, rehber öğretmenleri de dönem dönem yani ebeveynleri çağırarak bu konularda işte 3D konusunda gerekli bilgi birikimini aktarmaları gerekiyor. Aksi takdirde efendim bu sanal ortam büyük bir çukur durumuna geldi. Evet. Çukur ortamında iyisi de var, kötüsü de var. Bu noktada yine bize düşen görev ve sorumluluklar oluyor. Çocuklarımızı tabletten, akıllı telefonlarından yaz aylarında korumalı, dijital detoks diye tabir ettiğimiz dijital ortamlardan uzaklaştırmalıyız. Ancak bu şekilde yaparsak, dijital ortamdan uzaklaştırırsak, akıllı telefon orucu, tablet orucu tutursak, hafta sonları aileyle birlikte vakit geçireceği imkanları oluşturursak, onlara tablet ya da telefon almak yerine bir kitap, bir hikaye romanı almak, ondan sonra bir dünya klasiği, bir çocuk romanı almak, onlara bunları sunmak her zaman daha avantaj sunacaktır. Çünkü aksi takdirde dijital ortamda var olan biri özellikle bağımlılığa alışacak. Ve özellikle okullar açıldıktan sonra Eylül-Ekim aylarında da ne yazık ki akıllı telefonun, tabletinin pençesinden kendini kurtaramayacaktır. Bu noktada çok önemli, dikkat etmemiz gereken unsurlardan bir tanesi de bu. Tabii bu noktada ödevler konusuna da belki biraz bilmemiz gerekiyor. Saygıdeğer hocalarımızın da bu noktada çok daha kontrollü olması gerekiyor. Araştırmaya yönelik içerikleri sunması. Hani çocuğun kütüphane gibi ortamlarda araştırmasını sağlaması gerekiyor. Aksi takdirde dijital ortamda, internet ortamında her çocuk aynı içerikleri sunacağı için, bulacağı için bu sefer ne olacak? Yeni bilgi ulaşma noktasında da büyük sorunlar ortaya çıkacak efendim. Ve böylece işte ebeveynine, annesine, babasına öğretmenim ödev verdi. Ben tabletten çalışıyorum, akıllı telefonumdan çalışıyorum, bilgisayarından çalışıyorum gibi bir sorun ortaya çıkacak. Bu noktada da bizlerin çok dikkatli ve duyarlı olması gerekiyor. Akademisyenlere de bu noktada çok büyük görev ve sorumluluklar düşüyor. Araştırmalarınızı mutlaka sizin gibi değerli kamu kuruluşlarında çalışan, medya kuruluşlarında çalışanlarla mutlaka paylaşmalıyız. Çünkü dediğim gibi bu noktada kamuoyu oluşturmamız gerekiyor. Sizlerin de destekleriyle ben bu bağımlılık konusunda gereken mücadelenin gösterileceğine yürekten inanıyorum. Özellikle TRT bu noktada üzerine düşen görev ve sorumlulukları hakikaten fazlasıyla yapıyor. Ben sizlerin huzurunda da tüm TRT çalışanlarına, emek veren herkese de çok teşekkürlerimi sunuyorum Selvi Hanım'a. Görevimiz, biz teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Söylediğiniz çok önemli, hepsi çok önemli ama çocuklar, gençler artık anne babalarının telefon ayarlarını bile yapıyorlar. Anne ya, babayı o kadar aşmış evet. durumdalar ki o denetim dediğimiz konu nasıl işleyecek? Evet, evet. O çok 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 önemli. Umarız hepsi güzel bir yaz tatili geçirir. Arkadaşlarıyla oynadıkları, buluştukları, kitap okudukları, enerjilerini attıkları, gezdikleri, yüzdükleri güzel bir yaz olur onlar için. Çok teşekkür İnşallah. Ederiz. Programımıza ben teşekkür katıldınız. Ediyorum. Selvi Hanım'cığım, davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun, var olun. Efendim. Aslında hep sağ olunuz. Hep çocuklar, gençler diyoruz da bizler de elimize telefonu aldığımızda çok evet. da bırakamıyoruz aslında. Gerek haber Tabii. takibi, gerek farklı sitelerdeki rahatlamaya çalıştığımız sayfalar evet. olsun. Tabii, evet. Yani bu noktada çok önemli ve dediğim gibi ebeveynlere son kez daha buradan seslenelim. Efendim yaz aylarında en azından çocuklarla böyle akıllı telefonları, tabletleri bir kenara koyarak daha fazla vakit geçirsinler. Annem ve babalarının şefkatini mutlaka göstersinler. Evet. Yani akşam işte baba ya da anne işte eve geldiğinde, çocuk geldiğinde onunla konuşmak istediğinde ya dur oğlum, dur kızım, işte bir telefonda evet. işim var, evet. bilgisayarda işim var demeseler en azından bu noktada bir adım öne geçmiş gibi oluruz diye düşünüyorum Selvi Hanım. Tekrar teşekkür ediyoruz. İyi günler dileriz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Sağ olun. Sağ olun. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi, dijital iletişim araştırmacısı, doçent doktor Ali Murat Kırık programımızın son konuğuydu. Bugün de ayrılıyoruz sizden sevgili dinleyiciler. Ayhan Demiray, Ayla Sert'le birlikte hazırladı programı. Teknik yönetimde Ali Sami Halıcı, mikrofonda ben Selvi Karakoç. Yarın yine 13 haberlerinden sonra görüşmeyi diliyoruz sizinle. Mabel Matiz'le ayrılıyoruz bugün. Hoşçakalın.